vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz. 51 maddelik yeni istihdam paketi meclisten geçti. Vatan Partisi, Türk İş ve Hak İş'in girişimleri sonrası esnek çalışma maddeleri tekliften çıkarıldı. Vergi borçlarına da yapılandırma geldi. Maddelerin çıkarılması emek cephesinde sevinçle karşılandı. İşçi tarafı mücadele sürecinde yapılan haberlerden dolayı Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ni de unutmadı. İşçilerin haklarının korunması için hem mücadele ettik hem müzakere ettik. Sonunda aklı selim galip geldi ve işçilerin haklarının geri götürülmesini önledik. Bundan sonra işçi aleyhine yasaların, uygulamaların ülke gündemine getirilmemesini istiyoruz. İşçiler haklarını koruma konusunda kararlıdır temsil ettiğimiz kesim adına yapılacak herhangi bir yanlışa nasıl taviz göstermediğimizi herkese göstermiş olduk. Onun için biz mutluyuz. Bu kararlılığımızı gören ve sesimize kulak veren yöneticilerimize de teşekkür ediyoruz. Ama önce teşekkürü Türk İş Ailesi ve beraber hareket eden konfederasyonlar hak ediyor. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'ne de her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Peki Meclis Genel Kurulu'nda 11 Kasım'da görüşmeleri tamamlanan istihdam paketi neler getiriyor? Covid-19 salgını nedeniyle işçilere verilen kısa çalışma ödeneği 2021 Haziran ayına kadar uzatılabilecek. Teklifte Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiyle kısa çalışmadan tam zamanlıya dönen işveren 2021 yılı Haziran ayına kadar prim desteği alabilecek. Yurt dışında bulunan para, altın, dövizini 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'ye getirenlerden vergi alınmayacak. Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2022'ye ertelendi. Milyonları ilgilendiren vergi ve SGK prim borçlarında da yapılandırmaya gidildi. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, KYK borçları yapılandırılabilecek. Borçlar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 taksitle ödenebilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanacak. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerle kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.